Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir haberim var. Ne oldu diyeceksiniz? Kedim Misha kızgınlık dönemine girdi ve gerçekten akşamları birazcık sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. Sabahları yine birazcık rahat ama akşamları o sıkıntısı birazcık daha artıyor. Ben de size Misha'nın kızgınlık dönemini göstermek istedim. Ayrıca kızgınlık hakkında da birazcık bilgi vermek istedim. Şöyle hemen Misha'mızı gösterelim. Misha, pıtıcık. Işıklarımızı yakalım mı? Birazcık aydınlatalım ortalığı. Hüso. Hüso'nun tabii fofenkleri yok. Misha gelip önüne kızgınlık hareketleri yapınca ne yapıyor bu manyak diyor. Değil mi Hüsrev? Şu an çok sakin. Yani ortalıkta sızlanarak gezmiyor. Tam bir maymun. Spor aletlerimin üzerine çıkıyor. Gel gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Seveyim mi seni? Gel. Seni güzellik seni. Seni güzel kız seni. Sen ne güzel bir kızsın ya böyle. Arkadaşlar şimdi kediler kızgınlık dönemlerine girdiğinde birazcık gürültülü ses çıkartıyorlar, bağırıyorlar. Bunun da sebebi genelde dişiler daha çok yapıyor bunu. Tabii ki çevredeki erkeklerin ilgisini çekmek. Bu içgüdüsel olarak yaptıkları bir şey. Kızgınlık döneminde vücuttaki östrojen hormonunun artışından kaynaklanıyor. Şimdi kedilerde kızgınlık dönemini nasıl atlatırsınız? Normalde kendisi işte dönemler haline girip çıkıyor. Ama bunu tamamen engellemenin birinci yolu kısırlaştırmak. İkinci yolu hormon tedavisi yaptırmak, hormon aşısı vesairesi yaptırmak. Üçüncü yolu da kedimizi çiftleştirmek. Yapılan hormon tedavisinde de kedinin östrojen hormonunu baskılamaya yönelik bir hormon veriliyor. Çiftleştirdiğimizde de hamile kaldıktan sonra salgıladığı bir hormon östrojen hormonunu baskılıyor ve bu sayede kızgınlık dönemine girmiyorlar. İnternette bazı videolar var. İşte dişi kedilerin şuradan kuyruk arkasına bastırma gibi. Ben bunu yapmıyorum. Yani çok fazla da doğru bulmuyorum. Size de yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bekleyin, kendi kendine çıkmasını bekleyin ya da veteriner hekiminize danışın böyle konularda. Yoksa işte sağdan soldan duyma bilgilerle kedinin orasına bastırayım, burasını çimcikleyeyim gibi bir şeyler söz konusu değil. Böyle şeyler yapmanızı tavsiye etmem. Ben şu an tamamen kendi haline bıraktım. Artarsa belki hormon tedavisi yaptırabilirim arkadaşlar. Şu an bakın çok şey değil. Yani o kızgınlık belirtileri şu an aşırı yok. 2 gündür böyle. Hatta size geçen gece çektiğim bir videoyu şu an buraya koyayım. Yaptığı hareketleri. Gördüğünüz gibi poposunu kaldırıp sallıyor. Bu mır mır sesleri çıkartıyor. Duyuyorsunuz değil mi? Arada böyle mır ediyor. Ama bunu birazcık akşam vakitlerinde arttırıyor. Şimdi dişi kedilerde biraz daha iyi. Erkek kedilerde bir de itrar püskürtme şeyi var. İtrar püskürtme olayı. İtrar püskürtürse yandınız. Kokusu gerçekten çok keskin. Zaten spermle karışık bir itrar. Bölgesini belirliyor. Kızgın durumda olduğunu anlatıyor. O şekilde iletişim kuruyor. Ama dişilerde genelde böyle bir sorunla karşılaşılmıyor. Oy 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 senin poponu yiyeyim seni. Senin poponu yiyeyim. Tüy yumağı seni. Seni tüy yumağı. Bu dönemde bir de gördüğünüz gibi bazı kediler uzaklaşırken bazıları size kendini daha çok sevdiriyor. Misha da daha çok sevdirenler arasında. Zaten bu kız böyle karnının göbeğinin okşanmasını çok seviyor. Bakın dökülen tüyümüz. Hemen alalım köşeye koyalım bunu atacağız. Topalak seni. Topalak seni. Topalak topalak topalak. Senin götünü yerim ben. Bakın böyle uyarılar önemli. Kedinizi istemediğiniz bir şey olduğuna yani belirli bir sesle öğretmeniz gerekiyor. Sizin istemediğiniz bir şey yaptığında o sesi çıkartmanız gerekiyor ki o uyarıyı anlasın. Artık bunlar uyarıyı gayet net anlıyorlar. Tam bir mızmızsın sen ya. Tam bir mızmızsın ya. Şimdi Hüso'yu birazcık heyecanlandıralım mı? Hüso'yu heyecanlandırma vakti bakın. Bakın şimdi elimde malt var. Dönüyorum. Kapağını açacağım. Kapağın sesini. Ney? İstiyor musun?
O anlamıyor, o garibim. Bu niye bağırıyor? Bu niye mızmızlanıyor? Dur, kapak dursun orada. Kapağa dokunma. Ama sen yedin bugün. Bak bak burada. Şşt. Kapağı bırak, kapağı bırak. Gel. Allah, kapağı aldı kaçıyor. Kapağı bırak. Al. Bunu ye. Tam bir delisin sen. Sen tam bir delisin. Tamam bırak, tamam tamam tamam, yeter hadi bu kadar. Bak bugün yedin sen bundan. Hayır, kapağını kapatıyoruz. Sen topunu ne yaptın? Topunu ne yaptın sen? Hayır bırak bunu. Topunu ne yaptığını söyler misin bana? Koca götlü. Koca götlü. Hı? Hı? Gel bakalım buraya. Tamam hadi hadi git. Çok güzel değil mi ya? Şuna bakın ya, tipe bak. Tipe bakın eşeğin. Tam bir eşeksin. Patatesçi mi geldi be? Patatesçi geldi bak. Hüso'nun patatesçiye tepkisi. Ne geldi? Ne geldi? Git hadi git git. 2 kilo patates al gel git. Git 2 kilo patates al gel. Hayırsız. Anca yemek yiyorsun. Arkadaşlar şimdi Hüso'nun şeyini göstereceğim size. Bug'ını. Şöyle bir şey var. Hüso, ben bunlara yaş mamayı sürekli böyle işte çay tabağında vesaire verdiğim için çay tabağına karşı aşırı bir hassasiyeti var. Çay tabağı görmesin. Şimdi bunların şıkırtısını bile duyunca, bakın şimdi şıkırdatıyorum böyle çay tabaklarını. O sanıyor ki yaş mama hazırlıyorum. Kandıracağım şimdi. Bir tane çay tabağı aldım şöyle. Bu ne? Ne bu? Ne bu? Eşek seni. Yok mu bir şey? Tamam, söz birazdan yaş mama vereceğim sana. Ya çok tatlısınız siz ya. Siz var ya tam bir eşeksiniz ya. Niye bu kadar tatlısınız acaba? Tatlı böcek. Şu tipe bak, şu tipe, şu tipe. Şu burnundaki çift rengi bak. Kalk lan kalk, kudurak kalk. Kudurak. Neyse arkadaşlar, video birazcık şeyinden çıktı, rayından çıktı. Misha'nın kızgınlaştığını anlatmak istedim, göstermek istedim. Ama şu anda da pek bir belirti göstermiyor. O yüzden dün gece çektiğim videoları size ekledim. Onları da gördünüz. İşte böyle bakalım, bir iki hafta içimizden geçecek Misha Hanım. Öyle hissediyorum. İnşallah sakin bir şekilde, kolay bir şekilde atlatırız bu dönemi. Hadi ayrıntıdaki Hüsrev'i bulun. Hüso. Mama. Bizi izlemeyi seviyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz varsa yorum kısmından veya Telegram kanalımızdan sorabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.